Herkese merhaba. Bana göre çok uzun zaman oldu video çekmeyeli. Sonunda burada oturup video çekebiliyorum. Başlıktan anladığınız üzere Tokyo Cami Helal Market diye geçiyor sanırım. Online sitesinden alışveriş yaptım. Şimdi onları size göstereceğim. Ondan önce Tokyo Camisi Türklere, yani Türkiye'ye ait bir camidir. Yapımında Atatürk'ün dahil olup olmadığı hakkında bilgiler var. Şimdi size Wikipedia bir şeyi okuyacağım. Rusya'daki Bolşevik ihtilalinden kaçan Kazan Tatarlarının bir kısmının Japonya'nın başkenti Tokyo'ya yerleşmiş. Mançurya'ya sığınanların da Japonya'ya gelmesiyle 1920'lerde Müslüman Türk nüfusu artmıştı. Tokyo'nun ilk camisinin inşaatı bu topluluk tarafından 1932'de başlatıldı ve 1938'de hizmete girdi. Cami binası 1986'da yıkılınca arazisi cami yapılması şartı ile Türkiye Cumhuriyeti'ne hibe edildi. Bu nedenle cami arsasının mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir. 1997'de Diyanet İşleri Bakanlığı Tokyo Camii Vakfı'nı kurdu. 1998'de temeli atılan bina 2 yılda tamamlandı. Cami 30 Haziran 2000'de ibadete açıldı. Klasik Osmanlı Türk üslubunda bir yapıdır. Ve şunu söylemek istiyorum. Kimi araştırmacılar tarafından 1931 yılında Torajiro Yamada'nın Türkiye'ye gelip Atatürk'ü ziyaret ettiği ve görüşme sırasında Tokyo'da cami yapımı için yardım talep ettiği iddia edilmiş. Bu teklifi kabul eden Cumhurbaşkanı'nın Tokyo'daki ilk caminin yapımına maddi destek sağladığı öne sürülmüştür. Ancak kimi araştırmacılar bu iddiayı reddetmektedir. Tokyo Camii'nin resmi internet sitesinde bulunan cami tarihçesi kısmında da ne Atatürk ne de Torajiro Yamada'nın ismi geçmemektedir. Yani bu bir efsane olarak kalacak sanırım. Daha yeni online sitesi kurdular. Market açtılar diye biliyorum. Ben Tokyo Camii gece dışarıdan gördüm. İçine girmedim ama internette dolaşan bir videosunda market kısmını da görmüştüm. Buradaki birkaç buradaki Türk arkadaşa, Türk ürünleri satan arkadaşa bu alışverişi neden yaptım anlatıyorum size. Şehriye, Arpacık Şehriye istemiştim çünkü evde kalmamıştı. Burada da olmayınca, o da tedarikçilerde bulamayınca mecbur online sipariş etmek istedim. Ben neden online genelde sipariş etmek istemiyorum? Çünkü kargo parası vermekten hoşlanmıyorum. Caminin alışveriş sitesinde de 9.990 yen, yani 10.000 yenlik yaklaşık 660-670 liralık alışveriş yaparsanız ücretsiz kargo oluyor. Ama ben dolandım sitede, ne yazık ki 10.000 yenlik alışveriş yapamadım. 5.000 küsür tuttular. Yok. Tabii 6.000 küsür tuttu aldıklarım. 1.000 yen de ödedim. Kargo ödedim. Kargo parası ödeyince toplamda 7.097 yen ödemiş oldum. Şimdi size normalde ben fiyatları vermem ama merak edeceğiniz için şöyle söyleyeceğim. 1.000 yen 60, bugünkü kurla 66-67 lira gibi bir şey. Tabii ki Türkiye fiyatlarından kat kat daha pahalı ya denk geliyor Türk lirasına döndürdüğünüz zaman. Ama burada da çok pahalı ürünler değil aldıklarım. Yani buranın ekonomisine, burada aldığımız gelir gidere göre. Esas bu alışverişi yapma sebebim olan Pasta Rino Arpacık Şehriye. Ben çok seviyorum pilavını. Nefese tavuklusunu yapıyorum. Domateslisini, gerçek böyle büyük domatesler alıyorum bu ara. Domatesi bolca böyle rendeleyip şehriye pilavı yapmaya, içine tavuk koymaya bayılıyorum. Nefesle beraber bazen yoğurtla, bazen öylece. Yoshi de çok seviyor. Şimdi Refika'nın mutfağında bir tane böyle Ankara kapama mı ne, tavuklu bir tarif gördüm. Onu da Yoshi'ye izlettirdim dün videosunu. Onu da çok denemek istiyorum. Daha önce hiç denememiştim, duymamıştım da. O yüzden 6 paket şehriye aldım. Şehriyenin bir tanesi 275 yen. Yani 3 lira gibi, yani 2.75 gibi düşünün Türk parasıyla. 6 tane aldım ama sadece 4 tanesi kaldı. Ben videoyu çekene kadar 2 paketini yedik bile. Dediğim gibi bayılıyorum. Dün şehriyeli pilav yaptım. Arpacık şehriyeli. Onu da özlemişiz. 4 paket kaldı. Aslında 10.000 yene kadar şehriye doldurabilirdim. Bu arada bu Rino markası nereye ait? Türk diyor Rino. Ama tam etiketi öyle bir yere basmışlar ki. Üretici firma Tekinak Gıda Sanayi
Çankırı Türkiye'ymiş. Ama ben Rino hiç duymadım. Türkiye'de marketlerde var mı? Son kullanma tarihi çok yakınmış ya. Temmuz'daymış hepsi. Temmuz 14. Hepsi öyle mi acaba? Keşke biraz daha uzun oldu. 2019'da yapılmış. Benden başka kimse almıyor bunları. Ne yapıyorsunuz? Hepsi aynı seriden çıkmış. Şansıma hepsi, gerçi biz yeriz de. Ama ikinci siparişte bunu düşünürüm 7. aya kadar. Sonrasında yine aynı marka, yine Çankırı'daki Rino markasına ait Telşehri'yi aldım. Evde zaten bir paket var diye iki paket aldım. Telşehri'ye de aynı 275 yen. Bu da aynı 7. aya kadar. Bunu da çorbalarda, tavuk çorbasında, pilavın içerisinde falan bazen. Ben pilavın içinde çok sevmiyorum da bazen, genelde sadece çorbaların içinde kullanıyorum. Ama 2 paket evde de var. 3 paket olduğu için pilavlara da koyacağım gibi duruyor. 2 paket Telşehri'ye aldım. Sonrasında bunun içinden bir şey çıkardım mı diye düşünüyorum ama çıkarmadım galiba. Şunu gördüm. Burcu markasına ait haşlanmış barbunya. Barbunya böyle bulmak mümkün olmuyor. Ya da şey, kırmızı fasulye tarzında oluyor. Böyle bizim bildiğimiz bu alacalı barbunya ben Japonya'da bulamadım. Bulan arkadaşlar varsa da, bilen arkadaşlar, sevinirim söylerlerse. Bu da 2022'nin Şubat'ına kadar son kullanma tarihi. Daha önce barbunya burada hiç, bilmiyorum ya, Türkiye'den getirip kurusunu mu haşlamıştık? Bundan da iki tane almışım. Tanesi 385 yen. Türk malı, yay. Evet, ikisi de aynı partmış Burcu'nun. Burcu nerenin markası? Siz biliyorsunuzdur belki. Burhaniye Balıkesir. Burcu sanki Türkiye'de görüyor muydum? Japonya'da göre göre Türkiye'de gördüğümü mü düşünüyorum? Onu düşündüm şu anda. Tukaş'ı biliyorum. Hatta İzmir'de şeyleri vardı. Fabrikadan satış. Evet, Torbalı İzmir. Emin olamadım. Tukaş'ın şeyi vardı. Bizi... Alsancak'ta mıydı? Fuarın orada mıydı? Neredeydi? Kemeraltı'nda mıydı? Fabrikadan satış mağazası. Biz çocukken çok giderdik, alırdık. Haşlanmış barbunya aldım. İşte bunun böyle çıkıyor burada genelde. Bu alacalı olunca resimleri denemek istedim. Hangisi güzel çıkacak? İkisinden biri güzel çıkarsa devam ederim almaya. Aklımda tutabilirsem eğer. Bu da 385 yen. Bu da Tukaş'ın. Bu da 2022 Kasım'a kadar. Tarihlerini söylüyorum. Japonya'daki Türk arkadaşlar da belki online alışveriş yapmayı düşünürlerse onlara faydası olsun diye. Haşlanmış nohut aldım. Nohut haşlamayı sevmiyorum. Bir kere kurusunu aldım Kaldi'den. Böyle haşlanmış olunca ben pratik oluyor benim için. Ben seviyorum. Burcu'nun yine iki, bu da aynı şeyle 27 Şubat'a kadar 2022'nin haşlanmış nohut da iki tane almışım. 325 yenmiş tanesi. İki tane almışım. Sonrasında evet, Tukaş'ın reçel aldım. Bu reçellerle ilgili şöyle bir düşüncem var. Tomoyu kahvaltıya çağır, brunch gibi böyle geç bir şey yapalım. Ya ben annemin vişne reçeline bayılıyorum. Her yaz doya doya yiyorum ve doyamıyorum. Japonya'daki bazı yani Japonya'da da reçeller bulabilirsiniz. Ama Japonya'daki reçelleri ben böyle, ya onlarca deniyorsunuz, bir tane güzeline denk geliyorsunuz. Ya böyle marmelat gibi oluyor, ya böyle plastik gibi oluyor, ya şekeri az oluyor. Ben böyle çok harika bir reçel Japonya'da henüz tanışmadım. Çok fazla da almıyorum artık. Çok fazla yanlış, hata yaptığım için, güzel olmayana çok denk geldiğim için Tukaş'ı görünce bunu almak istedim. Türkiye'den de hiç geçirmiyorum. Bu da 2022'nin Mayıs'ına kadar geçerli. Vişne reçeli görünce ağzım sulandı ya. Çok ama çok seviyorum. Tukaş'ın vişne reçeli de 385 yen. Denemek istiyorum. Sonra ben bir de Tukaş'ın çilek reçeli söylemiştim. Beni aradılar Tokyo Cami'den. Bir Japon bayan aradı. Bu değildi. Hangisini koydular ki acaba? Evet. Reçel, çilek reçeli kalmamış. Stok hatası olmuş bilgisayarda. O yüzden ekleyemiyoruz diye. Onun yerine başka bir reçellerimizden seçer misiniz dediler. Ben de geleneksel Böğürtlen reçelini seçtim. Gülsan'a ait. Gülsan da bilinen bir marka diye düşünüyorum.
Bu da seneye Temmuz'a kadar geçerli. Gülsan Gıda nereninmiş? O kadar küçük ki ben yaşlanıyorum sanırım, okuyamıyorum. Kayseri'ymiş Gülsan. Gülsan markasını siteden mi hatırlıyorum, Türkiye'den mi hatırlıyorum, ona emin olamadım. Bu aynı para demişlerdi. Geleneksel böğürtlen reçeli. Arka sayfada kalmış sanırım. Yok, çilek reçelinin yerine, evet, çilek yerine 385 yen çilek reçelinin yerine aynı para olduğunu söylemişlerdi. Sonrasında benim burada antik diye bir tane fırın kafe var. Oranın bir tane ekmeği vardı. Bayağı da pahalı yani. 400 küsür yene satılıyordu antikte. Ama yine de biz gidiyorduk alıyorduk. O kadar seviyordum ki. Kuru domatesli peynirli bir ekmekleri vardı. Şeyde, sitede gezerken bunu gördüm. Kurutulmuş, güneşte kurutulmuş domates Tukaş'ın. Bu da 2023'e kadar geçerli. Ben dedim ki o ekmekten yaparım diye. Ama bu yağın içinde geliyormuş. Ben ilk defa böyle bir şey satın alıyorum. Ben böyle bir şeyi tahmin etmemiştim. Böyle kurutulmuş ama paketlenmiş geleceğini düşünüyordum. Islak ıslak. Bunu nasıl tüketilir acaba? Bununla ilgili tarif falan bulabilirsem. Ben ekmeğini yapmayı düşünüyordum. Ama bu nasıl yeniyor ki acaba? Bu da böyle geldi. Bu da 495 yen. Şu ana kadar en pahalısı bu yani aldıklarımdan. Ama çok denemek istedim. Son olarak bu da 385 yen. Burcu'nun incir reçelini aldım. Kuru incir reçeli. Bir Egeli olarak ben kuru incir reçeli hiç yemedim. Annemler yaparlar, alırlar, yerler. Ama ben hiç böyle bana cazip çekici gelmedi. İncir reçeli filminden sonra bile bana hiç çekici gelmedi. Filmi ve İsyan şarkısını falan sevsem bile o kadar küçük yazıyorsunuz ki. Ama işte dediğim gibi Tom'a gelince böyle dedim ki reçelleri koyarım tabaklara, böyle pankek ya da ekmeklerin üzerinde falan, böyle deneme falan, kök salım balları da var ya Almanya'dan gelen. Onları falan tattırmak istediğim için Japonlara, Japon arkadaşa. Yoshi de tadabilir. Yoshi de bilmiyorum, Türkiye'deyken yemiştir belki. O yüzden bunları aldım. Aldıklarım bu kadardı. Size de birçok ürün stok dışıydı ama sadece bunu barındırdığı için bile çok teşekkür ederim. Şunu söyleyecektim, unuttum paketin içerisinde. Bir de şöyle Özgür markasına ait kuru üzüm ve şu ne ki? Kuru meyve parçacığı herhalde. Şu üzümün yanında bir şey, portakal parçacığı mıdır? Nedir? Ama keşke bunun üzerinde, yani çok teşekkürler. Ama bilmiyorum bu videoyu cami yetkilileri izlerler mi ya da denk gelirler mi? Keşke üzerinde son kullanma tarihi gibi bir şey olsa yani. Ne zaman paketlendi? Ne zamana kadar geçerli? Şu an ben zaten kuru üzüm sevmediğim için bana hiç albenili, çekici, cazip gelmiyor. Bu benim siparişimde bir yanlışlık olduğu için mi eklendi? Yoksa her siparişe böyle bir mini ikramları oluyor mu bilemiyorum açıkçası. Üzerinde bir not falan hiçbir şey yazmıyordu. Sadece siparişimin işte şeyi vardı, çıktısı vardı. Ben çok memnun kaldım. Kargo bayağı hızlı geldi. Ve hızlı sarıldı. Bir de şu var. Ne kadarlık alışveriş yaparsanız yapın, peynir ya da böyle soğuk hava kargosu gereken durumlarda ekstra kargo ödüyorsunuz. O beni çok canımı sıkıyor. Sadece bu camiyle alakalı değil. Herhangi bir internet sitesinden de peynir falan almaya, böyle yaş maya gibi şeyler almak zorunda kaldığınız zaman ekstra soğuk hava kargosu ödüyorsunuz. Ben onu sevmiyorum. O yüzden peynirlere falan hiç bakmadım. Ekstra kargo ödemek istemediğim için. Tokyo'da olanlar zaten camiye gidebilir ya da Tokyo'da olanlar da online sipariş edebilirler. Güzelce sarıp sarmalamışlar. Hiçbir kırılma, hiçbir şey yok. Paketlerim sağlam ulaştı. Son kullanma tarihleri hepsi var yeterince. O anlamda da güvenilir olduğunu düşünüyorum. Doya doya şehriye pilavı yiyeceğiz, reçel yiyeceğiz. Şu barbunyaları çok denemek istiyorum. Hem Tukaş değil, hem Burcu, hem Tukaş, doğru söylemişim. Hem Burcu'nun hem de Tukaş'ınkini deneyeceğim. Bakalım hangisi daha güzel olacak. Bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir yerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.